Merhaba, ben Ali Hoca. Bu ders matematik sınıfımda cebirsel ifadelerin farklı biçimlerde yazılışına bakıyoruz. Geçelim konumuza. Bu farklı biçimlerde yazılma senin ne işine yarayacak dersen şu işine yarayacak. Öncelikle bu konudan sonra göreceksin. Özdeşliklerde 3 tane özdeşlik var. O özdeşlikleri daha net anlayabilmende işine yarayacak. İkincisi de çarpanlara ayırma konusu var. Çarpanlara ayırma konusunda özellikle de ortak çarpan parantezine alarak çarpanlara ayırmada işine yarayacak bu konu. Şimdi seninle beraber şu cebirsel ifadeleri acaba nasıl farklı şekillerde yazabiliriz onlara bir bakalım. Evet, 6x diye şöyle basit kolay bir cebirsel ifadeden başlıyoruz. Acaba bunu nasıl yazabiliriz? Şimdi bu 6x dediğin aslında senin neydi? 6 çarpı x'ti. Yani birinci seçenek olarak mesela 6 çarpı x'i yazdın. X de aynı şeye geldiği için bu tamam, yani bunda bir sıkıntı yok. Bunu çok rahat anlarsın. Peki daha başka nasıl yazabilirsin? Şöyle düşün, yani sen bunu mesela 2 çarpı 3 çarpı x, yani 2 çarpı 3x şeklinde yazabilirsin. Ya da daha başka düşünelim. Bunu nasıl yaparsın bak? 3 çarpı 2 çarpı x şeklinde düşündüğünde ne olacak o zaman? Bunu da 3 çarpı 2x şeklinde yazabilirsin. Bak, gördüğün gibi farklı, yani 2 çarpı 3x oldu, 3 çarpı 2x oldu ya da dediğim gibi 6 çarpı x oldu. Gördüğün gibi bu şekillerde yazabilirsin. Şimdi geçelim. Eksi 9a'ya bakalım. Burada bir de yani dikkat edersen bak ne yapıyorsun? Yani farklı biçim derken aslında şunu yapıyorsun, yani çarpım şeklinde nasıl yazabiliyorum ben bunları? Esas buna dikkat ediyorsun, tamam mı? Yani çarpım haline bak. 3 çarpı 2x. Burada neyi ayırdın? Ayırabildiğin için. Mesela 6, 6'yı 2 çarpı 3 şeklinde yazabildin. Birazdan şurada ben bak yanda görüyorsun. X kare. Yani eğer x'i de x'te terimi de ayırabiliyorsan, x'li ifadeyi de ayırabiliyorsan onu da ayıracaksın. Farklı biçimlerde nasıl yazacağını göstereceğim. Eksi 9a. Yani bu sefer eksili bir şey girdi işin içine. Nasıl yapabilirsin bunu? Şimdi şöyle diyebilirsin mesela. Eksi 1 çarpı 9a diyebilirsin. Ya da tamam mı? Ya da ne diyebilirsin? Eksi 9a çarpı 1. Zaten bunları biliyorsun. Daha sonra ne olabilir mesela? Bak, burada neyi ayırabilirsin? 9'u ayırabilirsin. Tamam mı? 9'u 3 çarpı 3 diye ayırabilirsin. Hatta eksi 9 olduğu için eksi 3 çarpı 3 çarpı a ya da 3a diyebilirsin. Eksi 3 çarpı 3a ya da eksi 3a çarpı 3 diyebilirsin. Tamam mı? Şu şekilde de yazabilirsin bunu. 3 çarpı eksi 3a, bunlar hep aynı anlama geliyor. Aynı ifadeyi belirtiyorlar. Aslında buradan ne olacak? İşte çarpmanın değişme özelliğini kullanabiliyorsun. Yani bununla bunun yerini değiştirdiğinde sonuç değişmiyor. Dediğim gibi çarpanlar ayırma konusunda özellikle bu bizim işimize yarayacak. Devam edelim 15'e. Şimdi 15'e nasıl ayırabiliriz? Yani 15 çarpı y olduğunu artık biliyorsun. Onu yazmayacağım ben. Ben buraya şunu yazacağım. Mesela 3 çarpı 5y diyebilir misin? Diyebilirsin. 3 tane 5 15. Bu cebirsel ifadeye çarpımı yaptığında 15'i elde ediyorsun. Aynı şekilde mesela 5 çarpı 3y diyebilirsin. Bak, gördüğün gibi. Peki başka ne diyebilirsin yani bununla alakalı? Bir şeyler gelebilir mi aklına? Şunu da diyebilirsin bak. Eksi 3 çarpı eksi 5y diyebilirsin. Bu şekilde de olur bak. Ya da şu şekilde de diyebilirsin. Eksi 5 çarpı eksi 3y de diyebilirsin. Dediğim gibi farklı biçimlerde bu şekilde yazabiliriz. Geldik x kareye. X kare ne demek x kare? Üstü ifadelerden hatırlıyorsun. X çarpı x demek. X kare dediğimiz şey bu. Aslında sen burada x kareyi x çarpı x şeklinde de yazabilirsin. Peki eksi x kare ne? Yani şu olabilir. Eksi x çarpı x olabilir. Ya da bu eksiği şu tarafa atarsın, tamam mı? X çarpı eksi x. Yani değişen bir şey olmuyor aslında. Şu x aynı.
Çok da farklı bir biçimde olmuş olmuyor. Ama bunu da yazdığında eksi x çarpı x diye buraya yazabilirsin. Şimdi 9x kare, bak bundan sonra çözeceğim birkaç tane örnek gerçekten önemli, güzel örnekler. 9x kare. 9x kareyi nasıl yazabilirsin sen? Şöyle yazabilirsin. Yani 9 çarpı x kare. Tamam, eyvallah. Şimdi buradaki 3'leri biraz mesela 9'u 3 çarpı 3 şeklinde yazdığını düşünelim. Mesela 3 çarpı 3x kare diyebilirsin. Bu şekilde oluyor. Peki yani bunu biraz daha bir genişletelim. Şöyle yapsak nasıl olur acaba? Şimdi buradan da şöyle düşün. 3 çarpı 3 çarpı x çarpı x diye de yazabilirsin bunu. Buradan bak biraz daha şöyle bunların yerini değiştirdiğimizde ne olur biliyor musun? Bak 3 çarpı x ne olur? 3x çarpı 3x şeklinde yazabilirsin. Hocam bitti mi? Hayır, bitmedi. Biraz daha güzelleştiriyorum. Bak senin için üstü ifadenin tanımı neydi? Kendisiyle tekrarlı çarpım. Bak şimdi burada 3x 3x iki tane aynı ifade. 3x kaç defa yazılmış? Bak çarpılmış 2 defa. 3x üzeri 2 yani 3x'in karesi şeklinde yazabilirsin bunu. Bu ifade nerede işine yarayacak? Bu ifade özdeşliklerde tam kare ifadelerin özdeşliği var. Oralarda bu işine yarayacak ki bak şunda da aynısı olacak. Şimdi bunu da düşündüğünde bunu şu şekilde yazabilirsin. Yani 16 çarpı b kare onu biliyorsunuz zaten. Mesela 2 çarpı 8 b kare. Bu birinci seçenek olabilir. Tam tersi 8 çarpı 2 b kare diyebilirsin. Bu şekilde de olabilir. Sonra bak işte burası çok önemli. Şimdi 4 çarpı 4 çarpı b çarpı b. Şimdi bunların ikisini şöyle yerini değiştir. Yani aslında şöyle de yazmış olsun. 4 çarpı b çarpı 4 çarpı b. Aslında bu 4b çarpı 4b. O zaman buradan ne olur bu? 4b'yi bak 2 defa yazıp çarptığın için 4b'nin karesi şeklinde bunu yazabilirsin. Şimdi devam edelim. 25 a kare. Artık bunun ne olduğunu tık diye bilmen gerekiyor. Ne? Şimdi 25 5'in karesiydi. A kare de a'nın karesi. Demek ki bu 5 a'nın karesi şeklinde yazabilirsin. Başka seçenek yani bunda başka bir seçenek olmuyor zaten. 25 çarpı a kare şeklinde yazabilirsin. Ya da 5a çarpı 5a yani şuraya gidiyor. Aslında şöyle 5a çarpı 5a şeklinde oluyor. Şimdi 4x kareye geçelim. 4x kareye de bak aynı şekilde 4 çarpı x kare diyebilirsin. 2x çarpı 2x diyebilirsin. Ya da mesela ne olabilir? 2 çarpı 2x kare diyebilirsin. Bak bu şekilde yazılabilir. Şurada da aynı mantık. Yani bunu tekrar söylemeye gerek duymadım. 5 çarpı 5a kare ya da bunların yerlerini değiştirerek yazabilirsin. Ama burada dediğim gibi bak yani şu ifade tam kare olabilen ifadelerde bizim esas dikkat edeceğimiz şey şu. 2x'in karesi şeklinde yazacaksın. Aynı şekilde bak burada önemli olan 7y'nin karesi şeklinde yazabiliyor olman bunu. Şimdi geçelim 8x kare. Nasıl yazabilirsin? 2 çarpı 4x kare yazarsın bunu. Aynı şekilde değiştirdin. 4 çarpı 2x kare dedin. Bu şekilde yazabilirsin. 8 çarpı x kare yazabilirsin. Ya da bak bunu 2x çarpı 4x şeklinde yazabilirsin. Buradan katsayılar çarp. 8 x ile x'i çarpıyorsun bak. Ne oluyor buradan? X kare oluyor. Bu şekilde de olabilir. Ya da şu şekilde de olabilir. Eksi 2x bazen sorusuna göre çarpı eksi 4x şeklinde de bunu yazabilirsin. Şimdi geçelim. Eksi 24 y kare. Bak burada aynı işlem geçerli. Şimdi ne yapacaksın burada? Eksi 24 çarpı y kare yazabilirsin. Ya da 24 çarpı eksi y kare artık soruya göre değişecek. Ardından bu 24'ü mesela ne? Eksi 3 çarpı 8 y kare diyebilirsin. Eksiler yer değiştirebilir. Sonra 4 çarpı mesela eksi 6 y kare diyebilirsin. Bak burada eksilerin yerini değiştirirsen ne olur? 3 çarpı eksi 8 y kare olur. Aynı şekilde burada da bak eksi 4 çarpı eksi 6 y kare olur. Ya da burada yerlerini değiştir. Şöyle değiştir ama nasıl olsun? Mesela 6 çarpı eksi 4 y kare gibi. Anladım yani burada bunların yerlerini değiştirerek özellikle çarpanlara ayırmada buradan oradaki yani sorudaki ifadede
ortak bir şeyler elde etmeye çalışacaksın. Bu çok işine yarayacak. Eksi 12 b kare. Hadi bunu da yapalım şöyle. Şöyle diyelim mesela. Eksi 3 b çarpı 4 b. Bak bu şekilde oldu. Ya da şöyle yapabiliriz. 4 çarpı eksi 12 pardon eksi 3 eksi 3 b kare dediğin gibi gibi, yani bunları çoğaltabilirsin. Bol bol çoğaltman gerekiyor. Mesela 30 a kare, bunu hemen şöyle aklıma geldi mesela. 2 a çarpı 15 a dedim bunu buraya, tamam. Sonra mesela 3 a çarpı 5 a diyebilirsin. Şimdi hemen 3 a çarpı 10 a olacak. 10 a olabilir. Sonra mesela eksi 5 a çarpı eksi 6 a olabilir. Daha başka ne olabilir? Şöyle bir baktığında mesela 5 çarpı 6 a kare dediğin gibi, 6 çarpı 5 a kare gibi gibi bunları çoğaltabilirsin. Bol bol örnek çözmen gerekiyor ama bunun için 16 b küp. Hocam b kareydi, b küp oldu. Ne olacak? Bak şimdi, yani 16'yı sen şu şekilde yazabilirsin mesela. 2 çarpı 8 yazdın, tamam. B'ler, bak B'ler aslında 3 tane B'nin bu şekilde yazımı. Şimdi buradan türetelim. Nasıl türetelim? Şöyle olsun. 2 çarpı, tamam mı, 8 B küp yazdın. Bu şekilde bunları birleştirdin, tamam. Sonra ne olabilir? Bak şimdi şu 2B çarpı mesela, bunları kullandın, geriye ne kaldı? 8 B kare kaldı. Bak bu şekilde yazabilirsin. Sonra bak yine aynı şekilde, hadi sayıları da değiştiriyorum bu sefer. 4B çarpı, bak bu neydi? 2 çarpı 4 olarak da yazılabiliyordu, tamam mı? Şimdi bunu aldım, geriye ne kalıyor? Bak yine 4 kalıyor 16 yazdığın için. 4B kare, B küpü de bak B çarpı B kare şeklinde yazabiliyorsun. Bunu dediğim gibi, yani sonra ne olabilir mesela? 4B kare çarpı 4B, bak yerlerini değiştirerek yazıyorsun. Aynı şekilde sayıların harfli ifadeleri burada yerlerini değiştirebiliyorsun. Şimdi 40XY, bu da karşına çıkacak. Nerede çıkacak? Bu tam kare ifadelerde çıkacak. İki terimin farkının toplamının karesi özdeşliğinde karşına çıkacak. Şimdi bu XY'li ifadeler de çok karşına çıkıyor. 40XY ne olabilir bu 40XY? Hemen bak, 2 çarpı 20 XY dedin. Tamam, bu şekilde oldu. Ya da hemen 2X çarpı 20Y. Ya da 4Y çarpı 10X dedin. Başka ne olabilir mesela? 5X çarpı 8Y dedin. Ve bunlara mesela tuttun geldin, bir de eksi ekledin. Eksi 5X çarpı eksi 8Y dedin. Sayıların yerlerini de değiştirebilirsin. Artık hızlı hızlı geçiyorum. Eksi 20AB. Hemen bak buradan ne dedim ben? Eksi 4A çarpı 5b. Bunlara çarpınca ne çıkıyor? Bak eksi 20 ab çıkıyor. Ya da değiştirdin burayı mesela. Ne yaptın? 2b çarpı eksi 10a dedin. Bu şekilde oldu. Ya da tuttun geldin mesela. 5 çarpı eksi 4ab dedim. Bak dikkat et, yani burada yazarken bunlara dikkat et. Yani bunları güzel bir şekilde ayırman gerekiyor. Bu şekilde yazın. Yani başka ne yapabilirsin mesela? Eksi 20 çarpı AB diye de ayırabilirsin. Tamam, ama burada genelde şu iki ayırma, tamam mı? Bu iki ayırma sorularda çokça işine yarayacak. Evet, 6 A kare B. Mesela bunu nasıl ayırabilirsin? Hemen 6 A kare çarpı B. Bu şekilde olabilir. Ya da ne olabilir mesela? 2 A kare çarpı 3 B dersin. Bak 2 tane 3, 6 A kare B yaptım. Sonra ne olabilir mesela başka? 2A çarpı, buradaki A'nın birini buraya atarsın. 3AB yapar. Daha sonra ne olabilir mesela? Şöyle düşünebilirsin. B'yi alırsın, tamam mı? Buradan 6B çarpı A kare dersin. Bu şekilde yazabilirsin. Artık sorudan soruya hangisi işine yarayacaksa bunu yapacaksın. 10AB kare. Pardon. Bu şekilde dedim. Bu ne olabilir? Mesela 2A çarpı 5B kare olabilir. Sonra bunların yerlerini değiştirsin. 5A çarpı 2B kare dersin. Daha sonra ne olabilir mesela? 10A çarpı B kare dersin. Bak bu şekilde de ayırabilirsin. Ya da şu şekilde ayırırsın. 2B çarpı 5AB dersin. Bak aynı mantık oluyor. Hadi bunlara bir de eksi ver. Eksi şekilde yaptığında
Diyelim ki eksi 5 B çarpı 2 A B dedim. Ama eksisini de unutmayacaksın. Şöyle bak. Yine bunlara çarptığında ne olur? Eksi 5 ile eksi 2 çarp 10. B ile AB'ye çarptığında bak benzer şu terimleri üslü olarak yazıyorsun. B kare oluyor. A'yı da aynı bırakıyorsun. AB kare yapmış oluyor. Şimdi geçelim buradan devam edelim. Eksi 81 x kare y kare diyor. Şimdi bunu nasıl yazabiliriz? Şöyle yazabilirsin. Eksi 81 x kare çarpı y kare. Bu bir. İkincisi. Bu mesela eksi 9 çarpı 9 mesela x kare çarpı y kare şeklinde yazabilirsin. Daha sonra 9 y kare çarpı eksi 9 x kare şeklinde yazabilirsin. Daha sonra ne mesela aklıma ne geliyor? Hani farklı olarak ne olabilir? Mesela 3'ü kullanabilirim ben burada. 3 y kare çarpı eksi 27 x kare olabilir. Daha sonra bunların yerini değiştirirsin. Mesela 27'yi burada kullanırsın. Tamam, eksi 27'yi burada kullandın. Geriye kaldı 3x kare y kare şeklinde gibi 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 artık soruya uygun bir şekilde yaparsın. 27x kare y küp. Burada da aynı. Mesela ben hemen şunu yapıyorum. 3x kare çarpı 9 y küp. Mesela bunu yaptım ben. Sonra yerlerini değiştirdin. 9x kare çarpı 3 y küp dedim. Daha sonra bak bu şekilde de olabilir. 9x çarpı 3 x y küp. Mesela bu şekilde de yapabilirsin. Ya da nasıl olabilir? Şöyle mesela yaptığında 9 y kare tamam mı? 3 ne olacak? Geriye ne kaldı? X kare y şeklinde. Artık dediğim gibi soruya uygun. Yani bunlar biraz da üst sorularda karşına çıkabilir ama görürsen de hiçbir şekilde endişe etmiyorsun. Bunları çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Dersimiz bu kadardı. Dersi dinlediğin için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Kendine iyi bak.